Dünü ve bugünü inceleyerek yarını görebilmek hoşuma gitti ve bunları yapmaktan keyif aldığım için data scientist olmak istedim. Sonuçta üretmeyi seven bir insan olduğum için data science alanında çalışmayı tercih ettim. Hem analitik yaklaşımı hem de business yaklaşımını bir araya getiren bir disiplin olduğu için kariyerime bu yönde ilerlemek istedim. Puzzle'ın parçalarını birleştirerek bir bütün oluşturmanın verdiği heyecan beni etkiledi. Deniz Bank, veri bilimi programını hayata geçiren ilk banka. Ve bu anlamda sektörün öncülüğünü üstlenmek keyifli bir deneyim. Denizbank'ta Data Scientist olmayı ayrıcalıklı olarak tanımlayabilirim. Hem genel müdür seviyesinde çok önem verilen bir program. Ayrıca Deniz Akademi ekibiyle birlikte de aldığımız eğitimlerle iyi bir Data Scientist olma yolunda ilerliyoruz. Projelerle beraber 2 yıla yayılmış bir eğitim sürecimiz var. Doğru takım arkadaşlarıyla sizden çok daha fazlasına sahip yetenekli kaptanlarla çalışabildiğiniz, iyi bir veri bilimci olmanız için size her türlü desteği sunan ikinci bir aile gibi. Burada her fırsatta bu işin bu bankada çok ciddiye alındığı ve desteklendiği mesajını alıyoruz. Bu bizim için çok motive edici oluyor. Denizbank'ta Data Scientist olmak aslında iş dünyası içerisinde bir yüksek lisans programına dahil olmak gibi. Çalıştığınız kurumun bu alanda sizinle aynı heyecanı paylaştığını bilmek motivasyonunuza da olumlu bir katkı sağlıyor. Elleriniz çalışırken gözlerinizi açık tutmak, ev, iş ve çalışma dengenizi düzgün tutturmak. Temel bir analitik eğitim tabii ki çok önemli ama bundan önemlisi yaptığınız her işi sorgulamak. R, Python, SQL gibi bilgisayar dillerine en az birine basit düzeyde giriş yapmalı ve temel düzeyde istatistik biliyor olmaları gerekiyor. Teknik yeteneklerin yanında insanları anlamayı, dinlemeyi ve onlarla empati kurmayı öğrenmeliler. İyi bir data scientist olmanın altın kuralı, data karşısında oldukça çevik ve hızlı hareket edebilmek. Dedektiflik, çünkü yani topladığınız ipuçlarıyla olayın iç yüzünü aydınlatmaya çalışmak bana biraz bunu hatırlatıyor. Data scientist olmak kafanızda 40 tepki dolaştırıp 40'ının da kuyruğunu birbirine değdirmemeye benzer. Data Scientist'i altın madenciliğine benzetiyorum ben. Taşın toprağın altından çok değerli bilgiyi çıkarıyoruz. Biz bir sanatçıyız. Sanatın dili ve kültürü olmaz. Biz dataya anlam veren sanatçılarız. İyi koçlar oyuncuların sağlığına bakar, fizyolojisine bakar, psikolojisine bakar, sahaya bakar, rakibe bakar, taktiğine bakar. Ve işte siz de bunların hepsine bakıp ondan strateji geliştireceksiniz.